uzun zaman oldu? Ben sana söyleyeyim. Tamam işte onu söyleyeyim neden. Çünkü ben sahnede öleceğim. Evet, yarın akşam yani bir tane var galiba. Yeni yılın ilk sahnesi. Her cuma aynı mekandayız zaten. Bu kız yorgun ya. Yani şöyle bir 6 gün 7 gün dinleneyim dedim. Allah o Sinan Akçıl'ı bildiği gibi yapsın. Bak sürünüyorum 2 gündür stüdyolarda. Dün Sinan'ın Piyanist 3 albümü için 2 şarkı söyledim. Eskiden bir tane söyledim artık 2. Torpilli diye. Sinan Bey de Piyanist için diyor ki pop müziğin yeniden doğuşu. Sinan her şey için çok büyük konuşuyor biliyorsun yani. Hani Sinan'ın atasporu büyük konuşmak. Ben onun gibi değilim ama şunu diyebilirim. Yani her tarzdan müzik var. Sinan zaten hani yaramaz bir çocuktur falan ama çok büyük bir müzisyendir. İki tarz şarkı söyledim. Bir tane daha böyle bir R&B hip hop'a yakın. Bir tane de bildiğimiz böyle klasik Sinan Akçıl şarkıları gibi bir şey söyledik Mustafa'yla. Güzel olacak. Allah utandırmasın diyelim Sinan'a. 2022 bir değerlendirelim. Yine sahnelerde geçti pandemi sonrası da. Sahnede geçti. Bir değerlendirirsek nasıl geçti? Ya iyi ki gitti, iyi ki bitti diyebilirim. Ben şükretmeyi seven bir insanım. Zaten çok şükür bin şükür seni bana verene diye 8 senedir memleketin altını üstüne getirdik. Yoğun geçti, güzel geçti. Yılbaşında da işte hem biliyorsun İbo Show ayrı bir olay oldu. İşte Sefo'nun Joker hattı olarak bana bağlanması ayrı olay oldu. Biz de şeydeydik, Batum'daydık. Alişan'la güzel bir sahne yaptık. 2022 öğretici bir yıldı yani. Öğrendik de. En iyi kadın şarkıcısı da oldunuz. Evet, bir araştırma şirketi öyle güzel bir oyla seçmişler sağ olsunlar. Ben o şeye inanmıyorum. En iyiler vardır yani. Bu sene mesela o listedeki ilk 10'daki bütün kadınlar çok çalıştı. Çok konser yaptı. Hepimiz birbirimizin derdini dinledik, anladık. Yani en yakınımdakiler mesela işte Derya, Ece, Merve, Melek falan yani. Hepimiz gerçekten yorulduk. Hani buzlu badem değil ya bizim davada. Bizde mesela uyku yok. Başımıza ne gelecek belli değil. Hep çalışıyoruz. Ama seviyoruz da yapıyoruz yani. Yoksa gerçekten zor abi. Bu iş de zor yani. Hani bugün mesela benim evde yatıyor olmam lazımdı. Bugün de girdik 2 şarkı kaydettik. Bitti, kutlamaya geldik. 2023'ün ilk tatlı sistemini de yaptınız İbrahim Tatlıses'e. Dua Lipa mevzusundan. Ya o yok, sistem değil. O Gossip Pasta şeyi paylaşmış. Aynen. Hani Dua Lipa'dan sonra ben bir Ajda bilirim, bir Hadise bilirim yazmış ya İbrahim Bey. İşte Gossip Pasta da onu şey diye koymuş. İşte İrem Derici ayıp oluyor diye. Ben de orada şaka yaptım yani. Hani evet ya 2 yıldır yeni yıla beraber giriyoruz diye. O bir sistem değil, beni biliyorsunuz zaten. Saygılar. Aa abla deme lazım olur. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Sinir oluyorum bu abla. Abi bir açıklamamız daha vardı sonrasında da hani aldatıldım tekrar yeni. Aynı o geçen yılki mevzusun aynısıydı. Yani hani geçen sene de İbo Show'da aynı şey yaşanmıştı. Bu yılda aynı muhabbet vardı. Yeni bir şey yok yani Allah'a şükür. Hani tekrar aldatılmak için yeni bir ilişki yaşamak lazım ya. Elim ayağım uzak abi. İstemeyem. Vallahi ilişki bir istemeyem bile sen. Yok. Peki yeni yıldan bir beklenti var mı 2023'te? Ya çok iş odaklıyım ya bu sene. Tabii ki böyle kör kütük aşık olayım istiyorum ama ihtimali bile yok yani şu an. Düşünüyorum nasıl olabilir diye. Herhalde diyorum gelen bir izleyicime yine falan böyle. Ya öyle sürekli sahne var yine. Ocak, Şubat durgun aylardır. Yine 15 iş falan var 2 ayda. O yüzden zor. Yine sürekli. Şimdi peki yeni şarkılara gelecek. Var. Bir tane. Albüm mü single mi? Single. Albüm falan girmem. Hem 9-10 tane şarkı hazır. İlk etapta Piyanist 3'ten önce, şimdi bizim memlekette 2 tane kadının düet yaptığı bir şarkı var mı? Söylesenize bana. Yok. Biz yapıyoruz ama. Eda Sakız'ı bilirsiniz içeride şu an. Çekindi gelmedi. Bugün Eda'yla bir şarkı kaydettik. Söz müzik Doğanay'la Burak Bulut'un. Çok tatlı bir şarkı oldu. Adını da söyleyeyim, Papatya. İlk o çıkacak, ondan sonra Sinan'ın albümündeki Mustafa'yla olan şarkımız çıkacak. Sonra araya Ramazan giriyor. Birer hepimiz dinlenelim. Siz de dinlenin, aynen. Biz de dinlenelim. Ondan sonra başka bir şarkı çıkacak. O da Doğanay'ın. Bak felaket. Bu akşam sana atayım bir dinle. Böyle yani bugün kaydettiğimizden beri ağlıyoruz. Merakla bekliyoruz biz de o zaman. Geçtiğimiz günlerde de geldik oraya değil mi? geleceksin tabii. Ne yapacaksın? Olmaz. Cem Belevi'nin bir açıklaması vardı. Gördüm, izledim. İzlediniz mi? İzledim. Bir şey söylemeyeceğim. Şöyle şu konuda haklı, kimse kimsenin düşmanı değil. Ya zaten 100 yıl geçti aradan, bir sene olacak neredeyse. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyiz ama bir daha herhangi bir şey başlaması, etmesi ya da bizim görüşmemiz, buluşmamız söz konusu değil. Sadece beyaz bayrak çektik çünkü birine sinirle yaşamak
bir şeyi affetmemek çok büyük yük. Ve benim gerçekten bu yükle yaşamaya zamanım yok, fırsatım yok. Ve birine sinirin geçmeden yeni bir şeye de başlayamıyorsun. Yani yeni bir ilişkiye de başlayamıyorsun. O yüzden sadece beyaz bayrak. Konuşmuyorum, o benimle alakalı konuşmasın. Ben onunla alakalı konuşmayayım. Sadece aynı işi yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz. İlla bir davette falan denk geleceğiz. Onun tedirginliğini yaşamak kötü. Yani ben birçok yere gitmedim belki karşılaştırdım diye ama en azından bir beyaz bayrak çektik. Bir yere gittiğimde merhaba merhaba selamun aleyküm. O kadar. Herkes iyi olsun. Herkesin yeni açılan kapıları bereketle gelsin. Peki sizinle tekrardan barışmak istedi mi İrem Hanım? Yok hiç öyle bir muhabbet geçmedi aramızda. Geçmezdi. Öyle bir şeyin ihtimali yok. Bir muhabbetimiz yok zaten. Sizin vasıtanızla böyle paslaşıyor gibi olduk. Güzel oldu. Tatlıya bağlamış olduk. Kimse kimsenin arkasından laf etmesin, konuşmasın. Hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Kız bana güzel dua edin ya. Amin ben bıktım abi. Manitasızlıktan. Yeter daha. Sarı. Gidelim. Duanı et. Et bir dua bana. Onun dedesi hacı da. Vallahi. Mustafa da hacı. Keşke Mustafa'ya deseydim. Dua et. Dedi biz çalışmaktan artık dua da istemiyoruz. Anlatırım.